Yani yazılara nazaran çok zor değilmiş bunu anladım. O erken konuştum galiba. Evet, şom ağzıma çıkayım. Erken konuştum ben aslında. Aman yarabbim, doğru mu gidiyorum acaba? 4x4 kullanmıyoruz hocam. Aa, otobüs kullanıyoruz. Yani benden bir tavsiye, böbreklerinizde taş maş varsa sakın bantlı sürmeyin. Yoksa hastanelik olursunuz yani. Evet, herkese merhabalar. Ben MFB. Bugün sizlerle birlikte malumunuz efsanelerden biri olan DMC Melde'yle 10.8'i çıkarmış olduğu Rostaş haritasıyla beraberim. Yani bugün denilen o ki harita çok zormuş. Öyle deniliyor. Ben de dedim hadi madem zor, madem orta şekerli bir harita, dedim gaza geldim ve bu haritayı da çekeyim dedim. Ayrıca bu haritayı çekerken de manuel bir araç düşündüm. Ne çeksem ne çeksem dedim ve ayrıca en sonunda da bunu buldum. Velde 280 CB manuel. Tabii ki de olmazsa olmazım. Neyse lafı fazla uzatmayacağım. Daha adam akıllı hiç sürmedim çünkü yol hakkında hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim harita ne derler ona çok zormuş. Ayrıca ok mok yokmuş öyle diyor şeyde. Ne derler ona yol tarifesinde sıfır fazla mı koydum acaba? Tamam 10 rota 1 miydi? Kasaba değil. Kasaba değil hocam, yanlış girdik. Orman. Tamamdır. Şimdi aracı şeyin saati geçmiş. Yani ben o yüzden saati biraz geri alacağım. Çünkü saatimiz bayağı geçti. Siz yokken kaçırdım saati. Bunu 14.55 yapacağım. Ve ondan sonracıma yolcularımı alacağım. Bakın görüyorsunuz. Berekete bakın. Gelin. Alo. Allah Allah geç. Alo. Geç geç. Orman Alo. işleri, orman işleri. Alo. Alo. Ola. Alo. Yavaştan arabayla çalışayım. Bismillah. Alo. 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 Park. Günaydınlar hocam, geç. Evet, bakalım haritamız nasıl? Şu an inanın çok merak ediyorum. Gelen daha yok herhalde. Harita iyi, hoş, lakin şey olmaması biraz beni üzdü. Yani yol tarifleri için oklar olur. O okların olmaması cidden biraz işimi zorlaştıracak yani. Gerçi o okların yol tariflerinin olması, yani o zaman da okların olması da işin tadını tuzunu kaçırdı herhalde. Yani öyle de düşünmüş olabilirler. Hız sınırı da otobüs 50 ile gidiyor. Ben daha 40 basıyorum. Neyse, bu kadar ideal benim için. Ah. Şurada yolcular var. Sakin bir ortaya benziyor yani. Çok da korktuğum gibi değilmiş.
Gel. Oha lan, iki durakta para dolarsa bu araba. Sadece iki durakta bu kadar doldu. Yani ileride iki durakta bu kadar doluyorsa ileride ben yandım. Yolu hiç bilmedim şimdi. Ara ara bakıyorum da. Çünkü şeyi okudum. Yazılanlara readme yazılanları okudum da. Hayta kurulumda readme diye yazıyor. Yani beni oku diyor. Orada da yol tarifi yok diyorlar. Hakikaten de dediğim gibi mob da yok. Güzergahı da kaçırmak istemediğinden biraz yavaş gidiyorum. Galiba tahmin ettiğim yol burası. Bakayım. Evet, buradan gireceğiz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oha, bu ne hocam? Alay mı ediyorsun? Nedir bu? Şu ID'yi düzelteyim bu arada. Yani İyi hoş harita da yani çok merak ettiğim şey bir de bu kışın. Yani kışın bu yolda nasıl gidilir acaba? Bir onu da merak ediyorum. Öf. Yola bakın ey yavrum be. Bir de bir an kasma yaptı nedense. Şu anda FPS'de görüyorsunuz 30'a falan kadar düştü. Neden böyle şey oldu hiç anlam veremedim. Niye böyle yapıyor lan? Gelin hadi. Ha, bir açmadım. Baksana abi bir dakika. İleride bir şey falan mı var acaba diye düşünüyorum da yani. Bir de ayrıca araba çok doldu yani. İki durakta bu kadar dedi ya. Alo. Hiç aklım ermedi. O kadar kişi çalışmıyor mu diye ya şimdi. Oha. Hayır tabi de düşük sistemlerde çalışılıyorlar da yani ilginçtir, ben de kasmaya başladım. Bir de benim sistemim düşük de değil. Şey de düşünüyorum yani ileride bazen araçlar sıkışır da trafik girilir yani ondan FPS düşüyor. Ondan mı oldu diye düşünmüyor da değilim yani de ya. Öf yola bak. Aman yarabbim, doğru mu gidiyorum acaba? Soldan gidiş yok herhalde, buradandır. Diyeceğim de bu ne abi? Alay mı ediyorsun? Seyran mı ediyorsun? Ne bu ya? Böyle hat mı olur ya? Cidden böyle hat mı olur ya? 4x4 kullanmıyoruz hocam. Otobüs kullanıyoruz ya. Gören yemin billah 4x4 kullanıyoruz zannedecek. Oy. Hey yavrum, sen büyüksün. Ay.
size benden bir tavsiye. Böbreklerinizde taş maş varsa sakın bantlı suyu bin. Yoksa hastanelik olursunuz yani ben. Söyleyeyim de yani. Sağ tarafı göremiyorum da ha. Geçelim tamam. Oy herife bak direkt atıyor. İnsan bir olmol verir lan yer. Hiç. Saygı selamet yok yemeğe de. Manfred, kaç gündür seni arıyordum lan. Gel, hadi. Özledim bu tarzı. İnin lan, araba doldu. Anasını söyleyeyim, arabanın içine doldu bizler. Adamsın lan Manfred. Geçen altınlarla uğraşırken senin kıymetini bilmeye başladım aslında. Hadi bakalım, devam. Var ya, tam arazi aracı oldu. Öy anam gitti alttan fon. Aracı daha yeni boyatmıştım. Ulan alttan fon gitti be. Ey Allah'ım sen büyüksün. Valla İETT'de hesabını sorarsa bunun suçlusu 18 Türkiye'dir haberiniz olsun.
Yani bu ne hocam böyle? Yani böyle hat ne olur? Baksanıza resmen arazi aracın dolu gibi arasında. Orada burada gelen yok ya, ben de yaşlıyım. Ustaş bir sürü abi. Ama hakikaten de şaka bir yana ayda güzel olmuş yani, şimdi hakikaten. Ama arabaya baksanız sanki içine girecek. Lan yan yapmayak da. Benim çok merak ettiğim alçak tabanlı araç kullananlar bu hattı nasıl kullanıyor? Onu merak ediyorum. Beyler bayanlar, OMSI 2 Türkiye'de bu MC Cross diye aracı nihayet çıkıyor. Vatana bilirsin, hayırlı olsun. Fiyat konusuna gelecek olursak fiyatı 80 milyon çıkmış. Yani öyle yazmışlar. Ön sipariş alıyoruz diyorlar. Ön siparişten sonra yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 120 lira olacakmış. Öyle deniliyor. Ben bu konu hakkında yorum yapmayacağım. Daha çok bu konuyla ilgili yorumlarınız varsa, düşünceleriniz hayatta, merak ediyorum. Altta belirtirseniz sevinirim. Ben bu sefer tarafsız kalmayı yeğlerim. Amcam çalışıyor traktörün başında. Belki sefere battı, karlı bir şekilde sürebilirim ve istediğiniz bir araç varsa onunla sürerim, öyle yapalım bir dahakine. Tabi bunu yorumlarda da belirtirseniz daha iyi olur. Çünkü ne istiyorsanız bilemem. Genelde yapıyor mu bu? Hiç anlam veremiyorum ya. Yani. Gerçi her yerde yapmıyor bunu ama belli bir yerlerde yapıyor. Geçenlerim ya. Yani yazılara nazara çok zor değilmiş bu anlamda. Erken konuştum galiba. Evet, şom ağzıma çıkayım. Erken konuşayım anasını dedim. Bu ne lan? Lan! Ay ananın. Oha be hocam, bu ne? Resmen alay ediyorsunuz, bu ne ya? Bekle, bekle lan! Oha, bir davadan geliyor. Tövbe sallı yaramsın. Evet, arabam batacak anasını satayım. Bileydim 4x4 lastik takardım. Bu ne ya? Abi.
Hadi bismillah. Alçak tabak kullananlara kesinlikle önermiyorum bu. Daha doğrusu aracı önermiyorum burada kullanmamıza. Arabam battı be. Ulan at bin. Hesabını gaz sonra alayım. Şaka bir yana hakikaten burası kar kışı çok efsane olur yalnız. Evet, evet yavrum. Hadi. Ah. Hey yavrum. Ah tamamdır, rahatladık. Ah şurada bir durak var, gördüm. Geldik galiba. Bakayım. Ne yazıyor? Otobüs durağı yazıyor ve tahmin ettiğim üzere son durak. Evet. Bu arada video kaç dakika oldu hiç bilgim yok. Ama kısa oldu galiba ya. Şöyle yanaşayım da bari. Bekle lan. Hakikaten de şöyle güzel bir atmış. Hak ver, haklarını yemeyeceğim. Tamamdır. Çalışanları indirdik. Arabamızı da stop ettik. İmdatı indirdik. Ve videomuzun da yavaştan sonuna geldik. Yani bir dahaki sefere bu hattı falan sürmem istiyorsanız dediğim gibi yorumlarda belirtirsiniz. Abi şu hattı, yani bu haritayı şu tarz şekilde şu araçtan sür diye. Belki bir dahakine bakarsınız dediğim gibi. Kararak kışın sürerim, belli olmaz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hangi türden, hangi şekilden daha doğrusu yorumlarda belirtmeyi cidden unutmayın. Çünkü ona göre videoları şekillendiriyorum. O konuda da yardımınız gerekiyor yani geri geldiğinde. Neyse bir dahaki videomda görüşmek üzere. Adios, gracias. Bu arada buradan admine selam olsun. Cidden yıllık böbrek taşlarımı düşürdü. Kendisine teşekkür ediyorum. Müzik